Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Xitay lagerinin mahpiyetlikini yöşürüş tedbirini küçeytti. 13 декабр ijtimoiy uchur vositalarida Xitoyning lagerlarni xalqaradan yo'shirish uchun yo'l qo'ygan maxfiyatlikni saqlash kelishimnomasi tarqaldi. Xitoy tajovuzchilarining tarbiyalash markaz nomi bilan Sharq Turkistonda ta'sis qilgan lagerlarning ichki ahvollari xalqaroga pash bo'lib, Xitoy qattiq besimga uchrashga boshlagan bir paytda Xitoy tajovuzchilari lagerlarni taqishni o'ylashmay, balki lagerning maxfiyatligini saqlash haqida tadbir ishlatib, kelishimnoma tarqatgan. Kelishim namiga lagerga tutqun qilinganlarni qo'l qo'yishga majburlagan. Mazkur kelishim namida Oqsu Avat noyisi atalmish tarbiyalash markazi lagerining tamg'isi bor bo'lib, uningda lagerning maxfiyatligini saqlash talablari o'tirg'i qo'yilgan. Bu kelishim namidagi kelishim tuzadigan ikki tarafning biri lagerga tutqun qilingan tutqun, yana bir taraf lager mas'ullari ekan. Xitoy doiralari kelishim nomi orqali lagerga tutqun qilingan kishilarni chechi undidar Do'stlar chambariki ilhat sanduqi qisqa uchur faks qatorliq ijtimoiy aloqa vositalari bilan lagerga munosabatlik har qanday sonliq ma'lumot uchur lagerning ko'limi qatorliqlarni yo'llash yoki tarqatmaslikka qo'l qo'yishga majburlagan. Agar lagerga tutqun qilinganlardan lagerning maxfiyatligini saqlamay pash qilib qo'yganlarni Xitoy qonuniga asosan bir taraf qilishga topshirib berish hamda mas'uliyatini surishtirib qilish haqida ta'kid solgan. Sahiya Bilimleri Üniversitesi'de Şarkı Türkistan tanıştırıldı. 13 dekabr İstanbul Sahiya Bilimleri Üniversitesi'de Birleşken Kollar Okuguchi Kulubi tarafından Şarkı Türkistan tanıştırıldı. Faaliyet Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlandı. Faaliyette Şarkı Türkistan yeni nesil hareketi azası Abdullah Şarkı Türkistan'ın tarihini kısıkçı tanıştırış bilen birge Xitay tecavüzcilerinin hazır Şarkı Türkistan'da elip bir vatkan bastırış ve irqi qirg'in qilish jinoyatini tafsili tanishtirdi. Oxirida faoliyatga qatnashuvchilar Uyg'ur polosi bilan mehmon qilindi. Xitoy bu yil nurg'un Uyg'ur muxbirini tutqun qildi. 14 dekabr Amerika ovozi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy bu yil Sharq Turkistonda 47 muxbirni tutqun qilgan bo'lib, ularning ko'p sonligi Uyg'ur muxbirlar ekan. Bosh shtabi Amerikaning Nyu-Yorkda ta'sis qilingan muxbirlarni qo'g'dash komitetiti tunugun 12-janing 13 kuni yillik dokulat e'lon qildi. Dokulatda Xitoy bu yil Sharq Turkistonda 47 muxbirni tutqun qilgan bo'lib, ularning ko'p sonligi Uyg'ur muxbirlar ekan. Ular ichidagi 32 muxbirni davlat bexatarligiga xavf yetkazish tuhmati bilan tutqun qilgan bo'lib, ularning ichidagi 10 muxbirga tehi hukm chiqarilmagan. Muxbirlarni qo'g'dash komitetiti dokulatda tilga olgan muxbirlar ichida G'ulji televiziyasining riyosatchisi 50 yoshlik Erkin Tursunmi bor ekan. Xitoy uni bu yil 3-chi oyda tutqun qilib, noma'lum tuhmat bilan 11 yillik qamoqqa hukm qilgan. Erkin Tursun 2017 yili 3 namrat Uyg'ur o'quvchining tirishib o'qish hikoyasini qisqa televiziya programmasi qilib ishlab, yerlik doiralarining daraja mukofotiga erishgan hamda 2017 yillik 10 munavvar muxbirning biri bo'lib baholangan edi. Sharq Turkiston ulamolar birligidan bir hay'at Dunyo Islom birligi yig'iniga qatnashdi. 13 dekabr Sharq Turkiston ulamolar birligidan tashkillangan bir hay'at Makkada ochilgan Dunyo Islom birligi yig'iniga qatnashdi. Islom birligi yig'iniga Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi doktor Atavulla Shahyar, Sharq Turkiston ulamolar birligining Avstraliyadagi vakili Abdusalam Alim, Sharq Turkiston ulamolar birligining Finlandiya vakili Muhammad Eli Apandi qatorliklardan tashkillangan bir hay'at Sharq Turkiston musulmonlariga vakolatan yig'iniga qatnashdi. Yig'inda dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Islom birligi a'zolari bilan ko'rishdi. Ko'rishda ularga Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan qirg'in qilish, tutqun qilib lagerga solash jinoyatlarini, Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga elib berayotgan bosturish siyosatlarini, sababsiz tutqun qilish, lagerga solash hamda lagerda ularni Islomdan yenishga majbur qilish qatorliq jinoyatlarini fosh qildi. Shundoqla Sharq Turkiston xalqining har vaqt tragediya ichida yashayotganligini bildirish bilan birga buning chiqish yo'llari haqida ham muzokaralar olib berildi. Xitoy
Xitoyda kanadalik korxonachi yo'qolib ketdi. 13 dekabr xabariyati to'g'rining bildirishicha kanadalik bir korxonachi Xitoyda yo'qolib ketgan. Kanada yer shari xarakterlik masalalar ministrligining bayonotchisi Gullami Berobi bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralari tomonidan sotlangandan keyin izdiraksiz yo'qolib ketgan kanadalik korxonachi Michael Swapornning izdiriki qilinayotganligini bildirdi. Xabarda 2017 yildan buyon Markaziy Belgiyaning poytaxti Bryusseldagi xalqaro Qizil Kris jamiyatining Sharqiy Osiyo ishlari maslahatchisi bo'lib vazifa o'tab kelayotgan kanadalik korxonachi Michael Kovrigning buningdan 2 kun burun Xitoyda qo'lga olinganligi. Bu voqeaning kelib chiqish sababi bo'lsa, Huawei'ning pul muomila ishlari direktorini Kanadaning tutib qolganligidan bo'lgan bo'lib, Xitoyning Kanada hukumatidan o'ch olganligi bildirildi. Xitoy Uyg'urlarni ichkariga yotkashni shiddat bilan davomlashtirmoqda. Xitoy ishg'olchilari millionlagan xalqimizni jazo lagerlari va turmalarga solib yo'q qilish uchun harakat qilayotgan bir paytda Xitoyning atalmish Xinjiang televiziyasining 12 dekabrda e'lon qilgan xabariga ko'ra, Xitoy atalmish namuratlikdan qutuldirish uchun 5-chi amgak kuchini ishga o'rinlashtirish nomi bilan vatanimizning har qaysi joylaridan, bo'lib-mu Sharq Turkistonning janubiy rayonlaridan amgak qila oladiganlik kishilarni Xitoyning har qaysi o'lkalariga yotkimoqda. Bu xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistonning Yengisar nohiyasidan ko'plagan yoshlarimizni ishga o'rinlashtirish nomi bilan har qaysi joylarga yotkab ketgan. Xitoy yana bu yil 10 ayning oxirigacha vatanimizning janubidan 82 ming odamni yotkab ishga o'rinlashtirganligini, kelgusi 3 yil ichida 300 ming odamni yotkab ishga o'rinlashtirganligini bildirdi. Kuzatuvchilar Xitoyning bir tarafdan jazo lagerlariga solash, yana bir tarafdan ichkariga yotkash, oilada qolgan kichik bolalarni atalmish yaslilarga yig'ib, ularni tamoman kimligidan ayirib, Xitoy qilib tarbiyalashdan iborat ko'p taraflamalik holda irqiy yo'qotish elib berayotganligini bildirishmoqda. Iroqdagi Qarajak tog'i tunji qitim bombardimon qilindi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya Davlat mudofaa ministri Hulusi Akar va uning hamrohligidagi armiya mas'ullari havo armiyasining harakat markazida Fırat daryosining sharqidagi terroristlarning asosliq manbasini tashkil qilgan Sinjar va Qarajak tog'i rayoniga qilingan havo harakatini kuzatdi. Bu qatimqi havo harakatiga 20 dan ortiq aeroplan va uchuvchisiz aeroplanlar, havoda yiqilg'u qochilash aeroplanlari qatnashtirildi. Davlat mudofaa ministri Hulusi Akar 30 dan ortiq nishon bitkit qilingan Qarajak tog'i rayoni tunji qitim muvaffaqiyatli holda bombardimon qilingan harakatdan keyin harakatga qatnashganlarga tashakkur aytdi. U bu vazifa tamomlandi. Bundan keyingi vazifalar uchun tayyorliklarimizni o'xshash astoydilik va samimiylik bilan bitkizimiz dedi. Ve birlikte inşallah bu çalışmalarımızın sonucunda ülkemizi ve asil milletimizi bu kahrolası terör belasından kurtaracağız. Ben bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin yanaklarından öpüyorum. Harekette nurgun teröristlerinin bir taraf kılınganlığı bildirildi. Terörçiler tarafından bazı kılıngan Sinjar ve Qarajak tog'i rayonuna kılıngan hareket, meyli bişaret veriş ya ki planlaş, meyli icra kılış baskuşları cahitten bolsun zor dikkat kozgıdı. Yetti devlet rayon xarakterlik birlik kuruş kararı aldı. Qızıl Deniz ve Aden koltuğu yerleşken yetti devlet rayon xarakterlik birlik kuruş kararı aldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Saudi Arabistan Taşkı İşler Ministerliğinden ilan kılınan yazın bayanatta, mezkur kararının tünügün paytaxt Riyad'da ötküzülgen Qızıl Deniz ve Afrika Tumşkı Devletleri Taşkı İşler Ministerleri yığınıda ilan kılınlığı kayıt kılındı. Bayanata Saudi Arabistan, Misir, İordaniya, Cibuti, Somali, Sudan ve Yemen Qatarlıq qatnashquchi devletlerinin birlik kuruş üçün kilişim hasıl kılganlığı bildirildi. Saudi Arabistan Taşkı İşler Ministerliği birliknin maksının Xalqara Sudini ve Qızıl Deniz'deki Xalqara Deniz qatnashini qoğdaş işkerlikini uxturdi. Rayon xarakterlik birlik kuruş teklifini Saudi Arabistan Taşkı İşler Ministeri Adil El-Jubayr'nin ekiliş nutqida otturgu qoyganlığı uxturildi. Adil El-Jubayr'nin Qızıl Deniz ve Afrika Tumşkı'da kurulduğun birlik neticesi de iqtisadi ve muhit bihaterliki sahalarda hemkarlaşıqı buludu. Ve herkandak bir sırtki küçünün strategilik rayonumuzda selbi rol oynayışını tosup kalalayımız digen sözlerini işletkerliki kayıt kalındı.
Kızıl Deniz ve Aden koltuğu sahillerine yerleşken Arap ve Afrika devletlerinin tüncü nöbetlik yığını 2017 yılı 11. dekabrdan 12. dekabrgacha Mısır'ın paytaxtı Kahire'de ötküzülgen idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertiki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.